Güçlenme yolundaki Alman donanmasının kimine göre modern savaş kruvazörü, kimine göre hızlı savaş gemisi, kimine göre lanetli gemisi, kimine göre ise zarif, gri Alman hanımefendisi. Ocak 1939'da görevlendirilip Aralık 1943'teki batışına kadar dolu dolu geçen 5 senelik kariyeri boyunca batırdığı HMS Rawalpindi, HMS Glorious, HMS Alcasta, HMS Ardent, birçok ticari kargo gemisi, HMS Reno'nun hasarlanması, HMS Hood, HMS Nelson, HMS Rodney ve Fransız Dunkirk tarafından 5 gün takip edilmesine rağmen yakalanmaması, Norveç'in işgali ve İngiliz kanalını güpegündüz geçtiği Cerberus operasyonu ile İngiliz donanmasının yeterince nefretini kazanmıştı. Aralık 1943'te bir Luftwaffe keşif pilotu 14 veya 15 destroyer ve kruvazörün eşlik ettiği 20 gemilik bir konvoyu tespit etti. Alman Yüksek Komutası zayıf hava görünürlüğünden şüphelenerek havacıların kargo gemilerini savaş gemileri olarak algıladığını düşünmüş ve eskort gücünün bildirilenden daha düşük olduğunu tahmin etmişti. Komuta kademesi tahmininde yanılıyordu. Donanmanın en etkili silahı DKM Tirpitz hasarlıydı ve kullanılabilecek tek güç DKM Scharnhorst'tu. Amiral Karl Dönitz bir sonraki müttefik konvoy saldırısı için DKM Scharnhorst'un kullanılacağını amiralliğe terfi eden gemi komutanı Erich Bey'e iletti. 22 Aralık günü gelen emir, DKM Scharnhorst'un 3 saat içinde denize açılacak şekilde hazır tutulmasını buyuruyordu. Aynı gün birkaç saat sonra Luftwaffe keşif uçağı Tromsø'nün 740 km batısında yaklaşık 20 gemiden oluşan ve eskort koruması bulunan bir konvoyu tespit etti. Konvoy 24 Aralık günü tekrar tespit edildiğinde rotanın Sovyetler Birliği olduğu kesinleşmişti. Ertesi gün sabah saat 9'da bir U-Bot konvoyun kesin yerini raporladı. Karl Dönitz, Erich Bey'e Scharnhorst'un harekete geçmesini emretti. Dönitz, Bey'e eğer üstün bir koruma ile karşılaşırsa saldırmamasını, ancak yine de saldırı yapacak şekilde takipte kalmasını tavsiye etti. Erich Bey ise hava şartlarına bağlı olarak 25 saat sonra konvoyu yakalayıp saldırıya geçebileceğini öngörüyordu. Onarımına rağmen DKM Tirpitz'in bu operasyona katılması düşünülüyordu. Fakat o an Norveç'te bulunan toplam yakıt yalnızca DKM Scharnhorst ve 5 muhrib için yeterli geliyordu. DKM Tirpitz için yeterli yakıt yoktu. Sefere Noel günü çıkılması sebebiyle izinli olan mürettebatın yerine Tirpitz'ten yaklaşık 150 denizci Scharnhorst'a alınmıştı. Noel gününde Scharnhorst kariyerinde ilk defa yalnız başına göreve çıkacaktı. Komutanı daha önce hiç bu kadar büyük bir gemiye komuta etmemişti. Scharnhorst ve birlikte hareket ettiği 5 avcısı saat 19'da limandan ayrıldı. 4 saat sonra açık denize ulaştılar. Erich Bey şiddetli hava şartlarından dolayı huzursuzdu. Yılın bu zamanları bölgede ancak 45 dakika kadar gün ışığı havaya aydınlatıyordu. Muhripler ağır hava koşullarında denizde çılgınca çalkalanıyorlardı ve bu da silahları herhangi bir hedefe yöneltmeyi zorlaştırıyordu. Dahası geminin dümen ve pervaneleri sudan çıkıyor, kıvrak manevralar yapmayı olanaksız hale getiriyordu. Erich Bey görevi iptal etmek amacıyla nazik bir şekilde gizli bir ricada bulundu ve Narvik'e şöyle dedi. Destroyer henüz silahlarını kullanmadan hasar gördü. Ancak bu uyarı görmezden gelindi. Görev gücü operasyona devam etmek zorunda kaldı. Amiral Dönitz Hitler'e denizde büyük bir zafer sözü vermişti ve Führer donanma şefine icraatte bulunması için baskı yapıyordu. Dönitz'in cevabı açık ve ödünsüzdü. Mücadele yarıda bırakılamaz. Ancak asıl tehlike henüz ortaya çıkmamıştı. Bir yerlerde birileri bu konuşmaları takip ediyordu. Radyo sessizliğini bozan Erich Bey, Kraliyet donanmasına kuzeyde bir şeylerin döndüğünü fark ettirmişti. İngiliz amiralliği bir önceki yılın
kanal geçişinde gösterilen kasvetli gövde gösterisinin tekrarlanmayacağı hususunda kararlıydı. İngilizlerin tepkisi hızlı, güçlü ve etkiliydi. Almanların hedefi, eskort gücü gerçekten abartılan konvoy JW-55B idi. Donanma denizaltı tehdidine karşı konvoy için 10 muhrip görevlendirmiş, kruvazör koruması ise atamamıştı. Ancak muhriplerin bilmediği bu soğuk kış günlerinde yerlerinin biliniyor olmasıydı. Amiral Robert Burnett'in bayrak gemisi HMS Belfast, HMS Sheffield ve HMS Norfolk'un bulunduğu ve Murmansk'tan boş dönen bir önceki konvoy olan JW-55A'ya eşlik ediyordu. Kargo gemileri ile Barents Denizi'nde ayrılan Burnett, 3 kruvazör ile görev gücü 1 olarak rotasını JW-55B'ye çevirdi. Ayrıca Amiral Bruce Fraser'ın HMS Duke of York, HMS Jamaica, HMS Savage, HMS Scorpion, HMS Somare ve Nomstort'tan oluşan filosu görev gücü 2 ise İzlanda'nın güney kıyılarında yavaşça ilerliyordu. Fırtına sebebiyle yüzey arama radarı devre dışı kalan Erich Bey, konumunun yanlış olduğundan endişe etmeye başlamıştı. 26 Aralık'ta sabah saat 8'den hemen önce konvoyun beklediği yerde olmadığı için şaşkına döndü ve avcılarına konvoyu aramaları için güneybatıya sapmalarını emretti. Fırtınalı havada ve kutup karanlığında tavsiye edilmeyen bu emirle Shanhost artık tek başına kalmıştı. İngilizler bu gerçeği çoktan fark etmişti. Hitler yalnız başına bir cesaret gösterecek kadar çaresizse Almanya hayal ettiklerinden daha da kötü durumda olmalıydı. Eğer Shanhost'u ortadan kaldırabilirlerse artık Atlantik'te hakimiyet tamamen Kraliyet Donanması'nın inisiyatifine geçecekti. HMS Belfast'ın radarı 17 mil uzaklıkta büyük bir gemi tespit etti. 40 dakika sonra kesin olarak Shanhost olarak tanımlandı. Erich Bey ise çılgınca yeri belirsiz olan konvoyu arıyordu. Ancak Fraser'ın filoyu kuzeye, daha güvenli bir yere gönderdiğini bilmesinin hiçbir yolu yoktu. Aniden aydınlatma fişeği patladı. 6 dakika sonra saat 9.30'da HMS Norfolk 8 inçlik mermilerini 13.000 metreden göndermeye başlamıştı. Köprüde Kaptan Fritz Hintze saldıran gemileri tespit etmek için ön radarını açmıştı. Ancak radara isabet eden bir mermi sadece kıç radarına bel bağlanmasına sebep oldu. HMS Belfast ve HMS Sheffield da ateş açmaya başlamıştı. Shanhost neredeyse tamamen kör olmuştu. Fırtınalı ve karanlık ortamda optik nişangahlar verimli olamıyor, Shanhost ancak düşman gemileri ateş açtığında namlularından çıkan alevlere göre nişan alabiliyordu. Ancak HMS Norfolk dışındaki gemiler farklı bir barut kullandığı için seçilemiyordu. HMS Norfolk ise her atışta yerini belli ediyordu. Bu yüzden Erich Bey gemisini geri çevirdi ve düşmanlarını kolayca atlatarak güneydoğu istikametine yönelerek bölgeden kaçtı. Geminin ağır hasar görmesi ve hala kaçmayı başarması halinde Almanya'da tamir için çok az umut olacaktı. Burnett, Bey'in kendisini konvoydan uzaklaştırıp etrafta dolaştıktan sonra ve Shanhost'un süper hızını kullanarak geri dönüp konvoy gemilerini bulabileceğinden endişe ediyordu. Dahası Burnett, Alman akıncısının hava muhalefeti sebebiyle hava keşfi yapılamamasından dolayı izini kaybettireceğini biliyordu. JW-55B'ye geri dönen Burnett, kruvazörlere Shanhost için bir tuzak kurmasına yardımcı olmak için 4 avcıyı görevlendirdi. Konvoyun önünde 10 mil ötede perdeleme yaparak zikzak yapmaya başladılar. Burnett'in şüphelendiği gibi Bey kısa bir kuzey kutbu kış günü öğle vaktinde konvoyu yakaladı. Düşman gemilerini gören Bey yine güneydoğuya yöneldi ve bu kez İngilizlere ateş açtı. HMS Norfolk'a kaydettiği isabet geminin radarını ve taretini etkisiz hale getirdi. Bunun üzerine Bey gemisini limana götürmeye karar verdi.
Ayrıldığı destroyerlere daha önce bir U-bot tarafından verilen koordinata gidip konvoya tuzak kurmaları emrini verdi. Ancak muhripler konvoyu kaçırdı. DKM Shanhost birkaç saat boyunca güney yönünde kaçmaya devam etti. HMS Sheffield ve HMS Norfolk motor sorunları yaşadı ve geri çekildi. HMS Belfast bir süre tehlikeye maruz kaldı. Shanhost'taki radar eksikliği Almanların durumdan faydalanmasını engelleyerek Belfast'ın radarda Shanhost'u tekrar yakalamasına imkan sağladı. HMS Duke of York'a HMS Belfast'ın radar temas bilgileri verildi. DKM Shanhost doğruca Amiral Fraser'ın komutasındaki görev gücü 2'nin üzerine gidiyordu. Akşam saat 5'ten önce HMS Belfast, DKM Shanhost'un üzerindeki karanlık havayı dağıtmak için aydınlatma mermilerini ateşledi. 13 mil uzaklıktaki HMS Duke of York 14 inçlik silahlarıyla ateş açtı. Kız kardeşlerinin aksine HMS Duke of York yeni ve daha moderndi. Fakat Shanhost'un ağır silahlarının atış oranı rakibinin 4 katıydı. 16.48'de gönderdiği salvolar DKM Shanhost'u gafil avladı. A ve B taretleri devre dışı kaldı. Shanhost artık sadece C taretiyle karşılık verebilirdi. Görevli personele A ve B taret mühimmatlarının C taretine aktarılması emredildi. DKM Shanhost, HMS Norfolk ve HMS Belfast'ı hedef aldı. İsabet şansını arttırmak için İngilizlerle arasına mesafe koyup salvolarına devam etti. Gönderdiği salvoda iki mermisi HMS Duke of York'un atış kontrol radarını imha etti. Fakat Shanhost bu isabetten habersizdi. İsabet sonucu radara bağlı bazı teller ve kablolar zarar görmüş, teknisyen Teğmen direğe çıkarak onarımı gerçekleştirmiş ve radar yeniden aktif hale gelmişti. Çarpışmanın devamında saat 18.20'de HMS Duke of York'un salvosu ile çok uzak mesafeden aldığı isabet, DKM Shanhost'un kemer zırhını delerek 1. kazan dairesini imha etti. 10 nata düşen hız acil onarım ile 22 nata çıkarıldı. Ardından Amiral Erich Bey son mesajını geçti. Son mermiye kadar savaşacağız. Hızı düşen gemi muhripler için kolay hedef haline geldi. 18.50'de Shanhost, HMS Savage ve HMS Somare'yi oyalamak için sancak tarafına döndü. Ancak bu manevra destroyerler HMS Scorpion ve Nomstord'un torpidolarla saldırmasına olanak sağladı. Shanhost sancak tarafına bir torpido isabeti aldı. Torpidolardan kaçınmaya devam ettiği sırada HMS Savage ve HMS Somare iskele tarafına 3 torpido daha isabet ettirdi. HMS Somare, DKM Shanhost'un ikinci silahları tarafından açılan ateşten birkaç kez etkilendi ve 11 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Bu beklenmedik karşılık ile Somare geri çekilmek zorunda kaldı. Aldığı torpido isabetleri nedeniyle Shanhost'un hızı tekrar 10 nata düştü. HMS Duke of York yavaşlayan Shanhost ile mesafeyi iyice kapadı. 10.400 metreden çatışmaya giren HMS Belfast 19.15'te kaydettiği isabet ile C taretinde susturdu. Shanhost'un üzerinde aydınlatma fişekleri adeta avize gibiydi. DKM Shanhost'un ateş etmemesi üzerine Duke of York ve kruvazörlere ateşkes emri verildi. Destroyerler Opportune, Virago, Musketeer ve Matchless'ın attığı torpidolar Shanhost'un sonunu getirdi. DKM Shanhost'un 1968 kişilik mürettebatının sadece 36'sı soğuk sulardan kurtarılabilmişti. Denizcilerden 30'u Scorpion, 6'sı ise Matchless tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında Alman görev gücünün komutanı olan Amiral Erich Bey ve Kaptan Fritz Hinz ise bulunmamaktaydı. Fraser, Murmansk'a doğru ilerleme emri verdi. HMS Duke of York'tan üst amiralliğe giden mesaj ve alınan cevap şundan ibarettir. Shanhost battı. Tebrikler.
Scharnhorst, Alman donanmasında çok özel bir yere sahipti. Tıpkı DKM Bismarck gibi sonuna kadar dövüşerek batmıştı. Gemi komutanı Amiral Erich Bey'in verdiği hatalı kararlar geminin sonunu getirmişti. Özellikle HMS Duke of York'un bulunduğu 2. görev gücünün Luftwaffe tarafından tespit edilip gemiye iletilmemiş olması durumu karmaşık hale getirmişti. DKM Scharnhorst'un görev gücü 1 ile girdiği çatışmada radarını kaybettiği biliniyordu. Fakat Luftwaffe tarafından görev gücü 2'nin yeri tespit edilmiş olmasına rağmen Scharnhorst doğrudan bu noktaya doğru ilerlemiş ve uyarılmamıştı. Kurtulanlar arasında hiçbir subay yoktu. DKM Scharnhorst'un batırılışı Avrupa'daki son denizüstü çatışmaydı. Ben Arif Emre Hatuk. Bu videoda sizlere Hitler'in deniz üstünde tehdit oluşturabilecek son güçlü gemisinin son seferini aktarmaya çalıştım. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olabilir, önceki çalışmalarımıza ulaşmak için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.